Arkadaşlar, akarsuların oluşturduğu aşırım şekillerine geldiğimizde bakın vadiler var. Vadileri kendi aralarında çentik, boğaz, kanyon, tabanlı diye gruplar ayırıyoruz. Bunun dışında dev kazanı, şelaleler, peri bacası, kırgı bayır, platolarımız, penepler hatırlayın Türkiye'de yoktu ve Menderes gibi şekiller var. İşte bunlar bizim akarsu aşırım şekillerimizdir. Ve akarsu aşırım şekilleri değerli arkadaşlar olayların özellikle de özeti bile diyebiliriz sizlere. Şimdi arkadaşlar akarsularla alakalı olaraktan ilk başlığım sizlere vadi diyeceğiz. Vadi nedir? Akarsuyun geçtiği yere biz kısaca vadi demek deriz arkadaşlar. Önemli olan vadinin ne olduğu değil, vadi gruplarıdır. Şimdi vadi gruplarına baktığınızda değerli arkadaşlar biz vadileri dörde ayırıyoruz dedik. İlk vadi türümüz gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar çentik vadi. Şimdi beni iyi dinle burada. Çentik vadiyle alakalı bakın anlattığım detaya dikkat edin. Akarsu şu şekli görüyor musunuz? V şeklindeki vadidir demişiz bir defa. Ona bak. Çentik vadi V şeklinde vadidir. Bak V şeklinde bir vadi oluşmuş. Gerçek keside bak V şeklindeki vadi oluşmuş. Akarsu burada arasına arkadaşlar bakın ne yapmış değerli arkadaşlarım? Derine doğru aşındırmış. Peki akarsu arasını derine doğru aşındırıyorsa bir çentik vadinin olduğu yerde akarsu arasını bakın görüyorsunuz arkadaşlar derine doğru aşındırmışsa peki bir akarsu arasını derine doğru aşındırıyorsa eğim nasıl olacaktır? Fazla. Eğim arkadaşlar fazladır. Çentik vadilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Derine aşındırma olduğuna göre eğim fazla. Akarsu gördüğünüz gibi hızlı akar. Akış hızı fazladır. Enerji potansiyeli yüksektir. Bu akarsuda taşmacılık yapılır mı? Yapılmaz. Denge profiline ulaşmamıştır. Çentik vadilerin en önemli özelliği arkadaşlar bu şekilde söyleyeceğiz sizlere. Ülkemizde, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu bölgesi gibi bölgelerde özellikle de eğimli ve engebeli olan yerlerde akarsuların derine aşındırdığı yerlerde fazla olur. Ki unutmayın. Bir yerde akarsu derini aşındırıyorsa eğim fazladır. Akış hızı arkadaşlar fazladır. Bunun üstüne basa basa arkadaşlar söylüyorum. Peki geldik bir diğer vadimize arkadaşlar. O da ikinci vadimiz türü olan arkadaşlarım Boğaz Vadi'ye. Dikkat! Çentik Vadi V şeklindeki vadimizi değerli arkadaşlar. Boğaz Vadimize baktığımızda ise Boğaz Vadimizde U şeklindeki vadidir. Şekillere dikkat edin arkadaşlar. U şekli. Bakın şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. U şeklindeki vadi türümüz. Hatta şöyle bir daha gösterelim size değerli arkadaşlar. U şeklindeki vadimiz. Buna biz arkadaşlar Boğaz Vadi adını vermekteyiz. Peki Boğaz Vadi'deki en temel unsur ne? Bakın arkadaşlar dikkat. Yine akarsuyumuz arasını gördüğünüz gibi nereye aşındırmış arkadaşlar? Derine. Peki yine derine aşındırdığına göre yine eğim fazla. Yine akarsu akış hızı fazla. Yine taşımacılık yapılmaz. Yine denge profiline ulaşmamıştır. O zaman dikkat. Çentik Vadi ve Boğaz Vadi'nin çok fazla ortak özelliği var. Sınava girdin. Sınavda sana diyor ki arkadaşım eğim fazladır. Akarsu hızlı akar. Enerji potansiyeli yüksektir. Bir vadi türüdür. Ve arkadaşlar dikkat. Taşımacılık yapılmaz. Denge profiline ulaşmamıştır. Hangi vadi soruyorum sana diyecek sınavda. Çentik de olabilir, Boğaz da olabilir. O yüzden sorunun cevabını bulabilmen için şekle dikkat edeceksin. V şeklindekidir derse çentik, U şeklindekidir derse Boğaz. V şeklini oluşturan küçük bir akarsudur, dere gibi, çay gibi. U şeklini oluşturansa büyük bir akarsudur, nehir gibi, ırmak gibi değerli arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Çentik ve Boğaz vadinin gördüğünüz gibi ortak özellikleri arkadaşlar çoktur. Peki dikkat. Yine bir vadi türüne geliyor sizlerle. Kanyon Vadi. Peki değerli arkadaşlar Kanyon Vadi'de yine sizlerin dikkatinizi çok çekmek istediğim bir şey var. O da şu. Akarsuya bir bakın bakalım. Yine arasını arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapmış? Yine derini aşındırmış. Bak akarsu arasını gördüğünüz gibi arkadaşlar yine derini aşındırmış. Hatta bakın Amerika'nın meşhur büyük kanyonu göstereyim size bakın. Amerika'nın meşhur büyük kanyonu olduğu yerde de akarsumuz arasını değerli arkadaşlar derini aşındırmış. Ve bir akarsu arazisini gördüğünüz gibi arkadaşlar burada derini aşındırıyorsa eğim fazladır, akış hızı fazladır, enerji potansiyeli değerli arkadaşlar yüksektir. Anlaştık mı? Taşımacılık yapılmaz, denge profiline ulaşmamıştır. Peki değerli arkadaşlar, şimdi ben sizlere burada özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Diyorum ki akarsu arazisinin derini aşındırmış. Aynı Çentik Vadi'de olduğu gibi ve Boğaz Vadi'de olduğu gibi ikisi de aynı şekildeydi arkadaşlar. Ama burada bir fark var, o da şu. Bakın araziyi görüyor musunuz? Arazilerde arkadaşlar
arkadaşlar erime var. Arazilerde böyle çukurlar var. Peki bu araziyi böyle eriten şey nedir arkadaşlarım? Hiç kuşku yok ki araziyi böyle eriten şey kalkerdir, karstik arazidir. Yani arkadaşlar kanyon vadinin oluşmasının sebebi kalkerdir, karstik arazidir. Karstik araziler Türkiye'den çok nerede olur? Akdeniz'de. Türkiye'nin en büyük kanyon vadisi Uşak Kanyonu, Ulubey Kanyonu'dur. Onun dışında Mersin'de, Antalya'da ve birçok yöremizde kanyon vadiler vardır. O zaman dikkat. Arkadaşlar, bir, eğim fazla, akış hızı fazla, akarsu denge profili ulaşmamıştır. U şeklindeki vadidir derse Boğaz Vadi. Akarsu hızla akar, derini aşındırır, taşmacılık yapılmaz. V şeklindeki vadidir derse arkadaşlar kesinlikle Çentik Vadi diyeceğiz. Akarsu hızla akar, derini aşındırır, taşmacılık yapılmaz, enerji potansiyeli yüksektir. Arkadaşlar karstik arazilerde oluşan vadidir derse o zaman Kanyon Vadi diyeceğiz. Bu üç vadinin ortak özelliğinin çok olduğunu sizlere söylemiştim. Bunlara arkadaşlar dikkat. Peki sıra geldi 4. vadi türümüze arkadaşlar. Bu arada Amerika'nın meşhur büyük kanyonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve 4. vadimiz olan geniş tabanlı vadiye arkadaşlar geldik. Peki geniş tabanlı vadi. Şimdi arkadaşlar dikkat. Diğer vadilerden biraz daha farklı bir vadiden bahsedeceğiz sizlere. Arkadaşlarım şuraya bir gör bakalım. Akarsuyumuz bakın ne yapmış? Akarsuyumuz kocaman bir değerli arkadaşlar Menderes çizmiş. Menderes çizen bir akarsu. Akarsu az önce gibi Çentik'te olduğu gibi, Boğaz'da olduğu gibi, kanyonda olduğu gibi daracık bir yerden akmıyor. Bak akarsu kocaman bir vadiden akıyor arkadaşlar. Geniş bir vadiden akıyor. Ve akarsuyumuzu görüyorsunuz arkadaşlar hep Menderes çizerek akıyor. O zaman arkadaşlar dikkat. Bu geniş tabanlı vadinin olduğu yerdeki en önemli kural şu. Eğim az. Eğim az olduğuna göre akarsu nereye aşındırır? Derine mi aşındırır? Yana mı aşındırır? Cevap yana aşındırır arkadaşlar. Eğimin az olduğu yerde arkadaşlar akarsu yana aşındırması oluşan bu vadileri biz geniş tabanlı vadi demekteyiz. Hocam biz geniş tabanlı vadide neden taşmacılık yapmıyoruz? Bir, çok fazla büklüm var. Büklüm olduğu için taşmacılık yapılmıyor. İki, arkadaşlar bir kere bunun üzerinde feribot gidebilmesi için akarsuyun debisi taşıdığı su miktarı fazla ve rejimi düzenli olması lazım ama ülkemizde geniş tabanlı vadiler en çok Ege bölgesi rastlanır. Ege bölgesindeki akarsuların rejimleri düzenli değildir. O yüzden değerli arkadaşlar Ege bölgesindeki akarsularda biz arkadaşlar taşmacılık yapma şansımız yoktur. Buna dikkat diyorum sizlere. Bir daha soralım bakalım. V şeklindeki vadi Çentik. U şeklindeki vadi Boğaz. Karstik arazilerde oluşan vadi Kanyon Vadi. Eğimin az olduğu yerde olan vadi de geniş tabanlı vadi olarak arkadaşlar sorularda gelecek. Buna dikkat. Peki sıra geldi ikinci şeklimize. Vadi 1 demiştik. İkinci şeklimize arkadaşlar gördüğünüz gibi dev kazanı. Arkadaşlar dev kazanı şudur. Yüksekten düşen bir akarsu hayal edin. Bakın yüksekten düşen bir akarsu. Yüksekten düşen bu akarsuyumuz geçtiği yerde arazini arkadaşlar bakın şuraya aşındıracaktır. Ve aşındırmasıyla burada oluşan şekle biz dev kazanı deriz. Yani Türkçesi şu. Dev kazanı değerli arkadaşlar yani şelalelerin olduğu, çağlayanların olduğu, çavlanların olduğu yerde olur. Bir yerde yüksekten düşen akarsu olacak ki arkadaşlar o zaman dev kazanı olsun. Karadeniz'de, Akdeniz'de ve Doğu Anadolu bölgesinde yükseltiler fazla olduğu için dev kazanlarına, şelalelere fazlasıyla rastlanır. Peki ülkemizde en güzel şelale örneklerini verelim arkadaşlar sizlere. Bunları da vereceğiz arkadaşlar ama şöyle bakın bakalım. Ülkemizde turistlerin en çok ziyaret ettiği şelale neresidir? Hiç kuşku yok ki Antalya'daki Manavgat Şelalesi. Bunun dışında yine Antalya'da Kurşunlu Şelalesi. Yine Antalya'da Düden Şelalesi. Arkadaşlar Girlevik Şelalesi Erzincan'da. Muradiye Şelalesi değerli arkadaşlarım Van'da. Erferek Şelalesi Sinop'ta. Tortum Şelalesi Erzurum'da değerli arkadaşlar. Bizim çok özel şelalelerimiz var. Tabi şelale deyince Çağlayan deyince Amerika'daki meşhur Niagara Şelalesi'nde görmeden geçmeyelim. İşte şu altta oluşacak olan çukura biz yüksekten düşen akarsuyun oluşturduğu geniş çukura biz dev kazan adını vermekteyiz. Geldik üçüncü şeklimize arkadaşlar. Üçüncü şeklimizde gördüğünüz gibi peri bacaları. Peri bacaları nerede vardı? Nevşehir Ürgüp Göreme'de var. Arkadaşlar Manisa kulağın olduğu yerde var. Bunun dışında Van'da, Bitlis'te arkadaşlarım var. Hatta sizlere şöyle bir şey söylemiştik. Erzurum, Narman'da kırmızı renkli peri bacaları var demiştik. Van Gölü'nün içinde bile peri bacaları var. Anlaştık mı? Ama mesela sınavda soru gelirse Uludağ'da peri bacası niye yok? Çünkü Uludağ bir iç püskürüktür. Dışarıya tüfler ve bazaltlar çıkmamıştır. Peki peri bacasının nasıl oluştuğunu bir kere daha hatırlatalım.
anlatalım sizlere. Peri bacaların oluşmasında değerli arkadaşlarım, tüflü ve bazaltlı bir arazi sel sularının aşındırmasında peri bacaları oluşmuştur. Peki değerli arkadaşlar dikkat. Tüflü ve bazaltlı bir arazi. Tüflü ve bazaltlı bir arazi dediğimiz arazide nasıl araziler olacaktır? Hiç kuşku yok ki değerli arkadaşlarım, volkanik bir arazi olacaktır. Tüflü ve bazaltlı arazilerimiz arkadaşlar bizim volkanik arazilerimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki değerli arkadaşlar, sel sularının aşındırması oluşur dedik. Doğru mudur? Sel sularının aşındırması da oluşur. Tüflü ve bazaltlı arazi sel sularının aşındırması oluşur. Peki değerli arkadaşlar dikkat. Sel sularının aşındırması da derken biz burada özellikle sel suları derken neyi kastediyoruz? Akarsuları kastediyoruz. Ona göre akarsular, taşan sular arkadaşlar. Peki şimdi burada dikkat. Demek ki peri bacalarını oluşturan tüflü ve bazaltlı arazi sel sularının aşındırması. Volkanik arazileri akarsuların aşındırmasıdır. Bir daha hatırlatıyorum. Peri bacağının oluşmasında rüzgar etkisi yoktur. Sonradan şekil almasında dolaylı bir etkisi vardır. O yüzden akarsuya dikkat. Peki burada volkanik bir arazi akarsular aşındırır dedik. Peki güzel insanlar, volkanizma. Volkanizma nedir? Volkanizma iç kuvvet midir, dış kuvvet mi? Volkanizma tabii ki de iç kuvvet. Peki akarsu nedir değerli arkadaşlarım? Akarsu da dış kuvvet. Peki o zaman dikkat. Hangi şeklin oluşmasında hem iç kuvvet hem dış kuvvet bir arada etkili olmuştur diye sınavda soru gelirse ne diyeceğiz? Peri bacaları. Peri bacaların oluşmasında hem iç kuvvet hem dış kuvvet bir arada oluşmuştur arkadaşlar. Manisa'da, Nevşehir, Gökgöreme, Avanos'ta, Erzurum, Narman'da kırmızı renkli, Van'da, Van'da, Bingöl'de arkadaşlar birçok yerimizde peri bacaları vardır. Bunu da buradan sizlere bir kere daha hatırlatmış olalım. Ve peri bacaların oluşmasında iç ve dış kuvvet bir arada etkili olmuştur arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim sizlere. Peki devam edelim arkadaşlar. Sıra geldi dördüncü şeklimize. Dördüncü şeklimizde de kırgı bayırdan bahsedeceğiz arkadaşlar sizlere. Kırgıbayır'ın diğer adı neymiş? Bedlands. Arkadaşlar bed İngilizce'de kötü demektir. Land araziler, kötü araziler anlamına gelecektir. E gerçekten de kötü araziler. Araziyi bir inceleyin arkadaşlar. Araziyi incelediğimizde bizim karşımıza oldukça eğimli bir arazi çıkıyor ve herhangi bir ekonomik faaliyetin gelişmesi zor. Eğimli ve bitki örtüsü yoksul arazileri sel sonu parçalaması oluşmuştur. Karasallığın yaygın olduğu yerlerde görülür. İç Anadolu gibi, Güneydoğu Anadolu gibi yerlerde görülür. Mesela Trabzon'la Gümüşhane'yi geçtiğiniz anda, Antalya'dan Isparta'ya geçtiğiniz anda arkadaşlar bedlandslara, kırgıbayırlara rahatlıkla rastlarsınız. Çünkü karasallığın yaygın olduğu yerlerde karşımıza çıkar. Ki şu araziye baktığınızda tarım yapma şansın yok, hayvancılık yok, sanayi yok, ulaşım yok. O yüzden kötü araziler anlamına gelen kırgıbayıra arkadaşlarım dikkat diyorum. Ve geldik beşinci şeklimize. Platolar. Arkadaşlar platoları daha önce konuşmuştuk sizlerle. İsteyen arkadaşların platolarla alakalı videolarımıza tekrar dönüp bakabilir. Ve dikkat, platolarımız akarsular tarafından derince yarılmamış, yüksekte kalan geniş düzlüktür. Ki şuraya bakın arkadaşlar, geniş bir düzlükten bahsediyoruz. E bu düz alanlarda rahatlıkla tarımlı makine kullanılabilir mi? Evet. Ulaşım arkadaşlar kolay olur mu? Evet. Düz arazi. Yüksek ama düz arazi. Peki hemen birkaç tane soru cevap şeklinde arkadaşlar gidelim bakalım. Ülkemizde en fazla platon olduğu bölge neresiydi diye sorsak cevabımız tabii ki de İç Anadolu bölgesi olacaktır. Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzunyerli platolarımız İç Anadolu bölgesindedir. Peki Türkiye'de en yüksek plato hangisidir diye sorsak tabii ki de cevabımız Erzurum Kars platosu olacak. Peki Türkiye'de yükseltisi en az olan plato hangisidir diye sorsak bu sefer cevabımız arkadaşlar Çatalca Kocaeli olacak. Çatalca Kocaeli hem yükseltisi en az hem de nüfusu en fazla olan platodur. Peki nüfusu en az olan platolar hangisiydi? Cevabımız bu sefer Antalya'ya gideceğiz sizlerle. Antalya'daki değerli arkadaşlarım Teke ve Taşeli platoları olacaktır. Bunu da buradan bir kere daha hatırlatalım sizlere. Platolarımız arkadaşlar bu açıdan dikkat edin diyelim. Daha önce konuşmuştuk. Platolardaki videolarımızı oradan da takip edebilirsiniz bütün platoları. Platolar akarsular oluşturduğu şekillerdir. Ve sırada değerli arkadaşlar 6 numaralı şeklimize geliyoruz. Peneplen. Arkadaşlar peneplen ya da diğer adıyla biz ona yontuk düz diyoruz. Peneplenle arkadaşlarım daha önce yine anlatmıştık sizlerle. Demiştik ki eskiden Almanya gibi ülkeler bizim gibi dağlıktı. Bakın genç ülkeler bizim gibi dağlık ve engebeliydi arkadaşlar. Aynı Türkiye'de Karadeniz'de olduğu gibi böyle dağlık ve engebeliydi. Ama daha sonra akarsular ne yapmıştı değerli arkadaşlar? Akarsular bu üst kısımları yavaş yavaş akarsularımız arkadaşlar zamanla arkadaşlar şu üst kısımları bakın şöyle aşındırmıştı. Ve aşındırarak şu fotoğrafta gördüğünüz gibi deniz seviyesinde hafif dalgalı düzlükler oluşturmuştur. İşte deniz seviyesindeki hafif düzlüklere biz peneplen deriz. Peki sınavda gelirse Türkiye'de neden peneplen yok? Çünkü gençiz.
genç oluşumlu olmamızdan dolayı Türkiye'de peneplen yoktur arkadaşlar. Peneplene en yakın platomuz da İstanbul'daki Çatalca, İstanbul'da İzmit'teki Marmara'daki Çatalca Kocaeli platosudur. Bunu da bir kere daha hatırlatalım sizlere. Peki değerli arkadaşlar, bu şekilde platomuzu konuştuktan sonra sıra geldi son şeklimize. O da yedinci şeklimiz değerli arkadaşlar, Menderes. Arkadaşlar Menderes ya da diğer adıyla Büklüm. Büklüm çizen bir akarsudan bahsedeceğiz. Peki şu akarsuya bakın bakalım. Nasıl bir büklüm yaptığını arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Nasıl bir büklümün içerisinde arkadaşlar geçtiğini görüyorsunuz. Peki Menderes çizen bir akarsu. Menderes çizen bir akarsunun eğimi nasıldır? Az. Akış hızı nasıldır? Yavaş. Boyu ne olmuştur Menderes çizen bir akarsunun? Boyu uzamıştır. Menderes çizen bir akarsunun aşındırma gücü azdır. Peki aşındırma gücü az da nereye aşındıracaktır? Derine mi, yana mı? Yana aşındıracak. Çünkü Menderesler arkadaşlar eğimin az olduğu yerden geçer. Şimdi burada anahtar bir kuralım var. Dikkat! Menderesler hem yana aşındırıyor hem de arkadaşlar biriktirme yapıyor. O zaman sınavda soru gelirse hem aşındırma yapan hem biriktirme yapan şeklimiz kimdir? Menderes. Anlaştık mı? Hem aşındırma yapan hem biriktirme yapan şeklimiz arkadaşlar Menderes olarak karşımıza çıkacaktır diyeceğiz. Peki hadi buyurun bakalım güzel bir aşınım şekillerinden soru cevabımızı arkadaşlar yapalım sizlerle beraber. Soru cevap şeklinde bir gidelim arkadaşlar. 1. Ülkemizde eğim fazladır. Akarsu hızla akar, derine aşındırır. U şeklindeki vadidir derse Boğaz Vadi. Benimle beraber cevapları verebilirsiniz arkadaşlar. 2. Eğim azdır. Bir vadi türüdür. Akarsu Menderes çizerek akar. Ege'de yaygındır. Ne vadisi olacak bu? Geniş tabanlı vadi. Soru 3. Ülkemizde eğimin az olduğu yerde, eğimin fazla olduğu yerde olur. Akarsu derini aşındırır. Karsik arazilerinin olduğu yerde en çok Akdeniz'de olur. Ne vadi türü soruyoruz sizlere arkadaşlar? Kanyon vadi. Soru 4. Yüksekten düşen akarsu oluşturur. Çukura ne diyorduk biz? Dev kazanı. Soru 5. Oluşmasında hem iç kuvvet hem dış kuvvetin etkili olduğu şeklimiz neydi? Peri bacası. Soru 6. Türkiye'de olmayan akarsu aşım şekli neydi? Peneplen. Soru 7. Hem aşındırma hem biriktirme yapan şeklimiz nedir? Menderes değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim sizlere. Peki. Daha önceki derslerimde açıklamıştım arkadaşlar. Konuları işlerken sizlere arada reklamlar vereceğim demiştim. Reklamlarımız oluyordu değerli arkadaşlar. Ve bugün de yine sizlere bir tane reklamımız var arkadaşlar. Buyurun bakalım muhteşem bir yer. Bozkırların içerisinde yemyeşil bir vadi görüyorsunuz. Hani Kemal Sunal meşhur filmi vardır Tosun Paşa, Yeşil Vadi arkadaşlar. Belki Türkiye'de Yeşil Vadi diye bir yer yoktur ama bu Yeşil Vadi diye adlandıracağımız harika bir yer burası gerçekten de. Bakın. Merdivenlerden inip burayı gezebilirsiniz değerli arkadaşlar. Karasallığın içerisinde, bozkırların içerisinde yemyeşil bir vadi. Neresi burası? Notlarını hemen al bakalım. Aksaray'daki Ihlara Vadisi bir karstik vadidir, kanyon vadidir arkadaşlar. Aksaray'daki Ihlara Vadisi'ni şu an fotoğraflarda arkadaşlar görüyorsunuz. Muhteşem bir vadi. Bir de bir kanyon vadi örneğidir. Tam da konumuzla alakalı. Peki akarsu aşım şekillerini böylece değerli arkadaşlar bitirmiş olduk sizlerle. Sırada akarsuların oluşturduğu birikim şekilleri var. Ve ilk şeklimiz değerli arkadaşlar birikinti konisi ve yelpazesi. Şimdi değerli arkadaşlar dikkat. Birikinti konisi ve yelpazesi anlatırken şunu söylüyor sizlere. Akarsu şuradan geliyor ve taşıdığı arkadaşlar o alüvyelleri şöyle arkadaşlar koniye benzer bir biçimde biriktiriyor. Bu koni biraz daha büyürse yelpaze görünümlü arkadaşı alacaktır. O zaman da birikinti yelpazesi diyeceğiz. Peki bu şeklimiz şekil olarak delta ovasını andırıyor mu? Kesinlikle. O zaman dikkat. Biz bu şekli deniz kıyılarında görürsek adı deltadır. İç kesimlerde görürsek, kıyıdan uzak yerlerde ama düz bir yerde görürsek adı birikinti konusu olacak. Çünkü bir akarsu birikim yapabilmesi için arazinin düz, eğimin az olması lazım. Sakın unutma. Eğim fazlaysa akarsu birikim yapmaz, aşınım yapar. Hele hele eğim fazlası nereye aşınacaktır? Derine. Peki geldik 2 numaraya değerli arkadaşlar. Birikinti konusundan sonra 2 numaralı şeklimize geliyoruz ki daha önce yine konuştuğumuz bir şekilde ovalar da ki videolarımızdan inceleyebilirsiniz. Çünkü birikim şekillerinin çoğu ova türleridir arkadaşlar. O yüzden ovalar konusunu bir daha bir hatırlamanız gerekir bu konuda. Peki değerli arkadaşlar ikinci şeklimize geliyoruz sizlerle beraber. Dağ eti ovası. Bir akarsu taşımış olduğu arkadaşlar alüvyelleri dağın etek kısmında biriktirmesi oluşan ovalara biz dağ eti ovası deriz. En güzel örneklerimizden bir tanesi Uludağ'ın eteğindeki Bursa ovası. Erciyes Dağı'nın eteği, yine Uludağ'ın eteğindeki İnegöl ovası, Erciyes Dağı'nın eteğindeki Kayseri ovası, Akdağ'ın eteğindeki Akşehir ovaları gibi ovalarımız bunlara değerli arkadaşlar örnektir diyeceğiz sizlerle.
Üçüncü şeklimize geldiğimizde ise bu sefer dağların içinde kalan ovalar diyeceğiz. Dağ içi ovası, yani dağların içinde kalan ovalar değerli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi etraf komple dağlık değerli arkadaşlarım. Her yer dağlık ve dağların içerisinde kalan ovalara biz değerli arkadaşlarım dağ içi ovası adını vermekteyiz. Bunu da buradan belirteyim sizlere. Dağların içinde kalan değerli arkadaşlar ovalarımız. Hatta çizerken şöyle bir şeyden bahsetmiştik arkadaşlar. Demiştik ki dağların arasında, şöyle etraf dağlık demiştik değerli arkadaşlarım. Dağların arasında kalan biz bu ovalara değerli arkadaşlar, bakın şuraya biz dağ içi ovası adını vermekteyiz. Dağların arasında kalan ovalar. Hatta arkadaşlar ülkemizdeki dağ içi ovalarımıza baktığımızda en güzel dağ içi ovalarımıza Doğu Anadolu'da rastlarız dedik. En güzel örneklerden birisi Iğdır Ovası'dır demiştik. Iğdır Ovası bir mikroklimaydı. Hatırlayalım, soğuk hava kütlesi arkadaşlar buraya doğru giremiyordu. O yüzden mikroklima özelliği taşır demiştik. Eskiden pamuk yetiştirmesi gibi. Doğu Anadolu'daki birçok ova aynı zamanda bir dağ içi ovasıdır. Iğdır Ovası, Malatya Ovası, Yüksekova Hakkari'de, Muş Ovası, Erzincan Ovası gibi ovalarımız, birçok ovamız Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar bir dağ içi ovasıdır. Bunu da buradan belirteyim size. Peki sıra geldi dördüncü ovamıza. Taban seviyesi ovası. Hatırlayalım. Sakarya Nehri'miz vardı ve Sakarya Nehri taşıdığı alüvyalleri deniz kıyısına getirip biriktirememişti. Arkadaşlar bir akarsu taşımış olduğu alüvyalleri deniz kıyısına getirip biriktirirse burada ne ovası oluşturacaktır? Delta. Ama kıyıya çok yakın bir yere getirip biriktirmişse, taşımış olduğu alüvyalleri arkadaşlar kıyıya çok yakın bir yere getirip biriktirmişse, o zaman burada oluşturacağı ovaya biz arkadaşlar taban seviyesi ovası deriz. Bakın şurası Sakarya'daki taban seviyesi ovası arkadaşlar. Sakarya şehrimizin olduğu yerdeki, bakın şurası taban seviyesi ovamızın olduğu yer arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Ve Sakarya'daki taban seviyesi ovası en güzel örneklerimizden bir tanesi taban seviyesi ovasına. Hatta ovalar videosunu izlerseniz arkadaşlar orada görebilirsiniz. Size şöyle bir şey demiştim. Demiştim ki yerinizde olsam Sakarya'dan arkadaşlar deniz kıyısına giderim ve burada Karasu'ya giderim demiştim. Karasu'nun olmuş olduğu yer ülkemizin en güzel plajlarından birisidir. Hatta Türkiye'nin en uzun ikinci plajıdır. Türkiye'nin en uzun plajı da neredeydi? Hatay'daki Samandağ plajıydı. Bunu da bir kere daha hatırlatalım sizlere. Ve değerli arkadaşlar geldik beşinci şeklimize. Tabii ki de deltalar. Akarsu taşı dalgalleri deniz kıyısında üçgene benzer biçimde biriktirmesi oluşan şekilleri biz delta deriz. Türkiye'de deltaların en çok olduğu bölge Ege bölgesidir. Ege bölgesinde Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ya da Dikili, Menemen, Selçuk, Balat gibi deltalarımız var. Artı Meriç vardı, yine Ege Denizi'nde dökülen bir akarsuydu arkadaşlar. Şimdi dikkat. Bunun dışında Karadeniz'de de deltalar var. Bafra, Kızılırmak oluşturur. Çarşamba, Yeşilırmak oluşturur. Silifke, Göksu Nehri oluşturur. Çukurova, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri oluşturur. Bunları da bir kere daha hatırlatalım arkadaşlar sizlere. Ve sırada altıncı şeklimiz var arkadaşlar. Irmak Adası. Şimdi bak, Irmak Adası'nı arkadaşlar iyi bilmen lazım. Ona göre Irmak Adası dediğimiz akarsu önemli bir akarsudur. Şimdi değerli arkadaşlar hemen ben sizlere bir tane Irmak Adası çizmek istiyorum. Bakın şöyle bir akarsu çiziyorum arkadaşlar. Irmak Adası'nı sizlere çizelim. Irmak Adası'ndaki altın kural şu. Akarsu Menderes çizecek. Akarsu arkadaşlar Menderes çizecek. Yani salınım yapacak, büklüm yapacak değerli arkadaşlar. Peki dikkatini çekiyorum. Irmak adalarının olduğu yerde akarsu Menderes çizine göre eğim nasıl olacaktır değerli arkadaşlarım? Az. Akarsuların arkadaşlar olmuş olduğu yerde akarsumuz Menderes çizine göre eğim azdır. Eğim az olduğuna göre değerli arkadaşlar akarsuyun akış hızı nasıl olacaktır? Yavaş. Akarsuyumuz değerli arkadaşlar yavaş akar. Peki bu durumda akarsuyumuzun enerji potansiyeli nasıl olacaktır değerli arkadaşlar? O enerji potansiyeli de az olacaktır. Peki arkadaşlar dikkat. Ülkemizde Irmak Adalarına baktığımızda Irmak Adaların şöyle bir özelliği var değerli arkadaşlar. Irmak Adalarına ülkemizde en çok nerede rastlarız? Menderes'in en çok olduğu yer neresidir? Ege bölgesi. O zaman önce en çok Ege bölgesine rastlarız. Peki Ege bölgesindeki akarsuların rejimleri düzenli midir, düzensiz mi? Ege bölgesindeki akarsu rejimleri değerli arkadaşlarım düzensizdir. Yani Ege bölgesinde hangi iklim vardır? Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi olduğu için arkadaşlar Akdeniz ikliminin olmuş olduğu yerde Ege bölgesine gidiyoruz. Ege bölgesinde Akdeniz iklimi vardır ve Akdeniz iklimimizin olmuş olduğu yerde değerli arkadaşlar hiç kuşku yok ki akarsu rejimleri düzensizdir. Akarsu rejimleri düzensiz olduğu için kışın bu akarsuyumuz çok su taşır çünkü en çok yağmuru kışın alır. Ama yaz mevsimine gelince akarsuyun su seviyesi düşer.
Akarsuyun su seviyesi düşünce bakın aynı şu fotoğrafta gördüğünüz gibi akarsuyun üzerinde bakın şöyle ırmak adaları arkadaşlar oluşur. Aynı ben de şurada gösteriyorum. Akarsuyun üzerinde arkadaşlar böyle küçük küçük ırmak adaları arkadaşlar oluşur. Ama dikkat, akarsu rejim nasıldı? Düzensiz. Kış mevsimi gelince akarsuyun taşıdığı su miktarı arkadaşlar artınca bu ırmak adalar yine arkadaşlar sular altında kalacaktır. Yok olacaktır değerli arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani arkadaşlar geçicidir ırmak adaları. Üzerinde bu şekilde bahsedelim sizlere. Ve sıra geldi akarsu şekilleri arasındaki en önemli kısma 7 numaraya arkadaşlar. O da hiç kuşku yok ki Taraça. Taraça'da arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. O da şu. Arkadaşlar bakın şurada basamak şeklidir diyor. Gördünüz mü? O zaman Taraça'daki en önemli arkadaşlar kelimemiz bu. Sınava girdin. Sınavda sana arkadaşlar eğer ki basamak derse, sınavda sana arkadaşlarım eğer ki merdiven derse, bil ki değerli arkadaşlarım Taraça'ya soruyor. Basamağı ya da merdiveni gördüğünde arkadaşım bil ki sana sınavda Taraça'yı burada sormaktadır. Haberin olsun diyelim. Peki Taraça nasıl oluşur? Taraça dediğimiz şekil nasıl oluşur? Arkadaşlar sizlere biraz önceki konumuzda anlattığımız bir geniş tabanlı vadi hatırlatmak istiyorum. Bakın geniş tabanlı vadimizin olduğu yer, akarsuyumuz geniş tabanlı vadimizin olduğu yerde menderes çizerek arkadaşlar akıyordu hatırlatayım sizlere. Akarsuyumuz geniş tabanlı vadimizin olduğu yerde menderes çizerek arkadaşlar akmaktaydı. Hatta şöyle bir tane de menderes çizelim sizlere ve menderesimizde bir görün bakalım. Menderes çizen bir akarsuyumuz arkadaşlar geniş tabanlı vadinin olduğu yerde bu şekilde arkadaşlar akıyor. Şimdi beni dinle. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Akarsuyumuz Menderes çizerek akıyor ve bir geniş tabanlı vadi oluşuyor. Peki arkadaşlar dikkat. Madde 1. Madem bu akarsu Menderes çiziyor, o zaman arkadaşlar eğim nasıl olacaktır? Az. Demek ki taraçalara eğimin az olduğu yerlerde Marmara gibi Ege gibi yerlerde fazla rastlanır. Madde 2, en önemlisi değerli arkadaşlar. Bakın akarsuyumuzun arkadaşlar buradaki arazisinde çok büyük bir hareketlilik oluyor. O da şu. Akarsuyumuzun geçtiği bakın şu arazide arkadaşlar bir çökme meydana geliyor. Bu arazide değerli arkadaşlar çökme meydana gelince bizim akarsuyumuzun olduğu bu arazi arkadaşlar olduğu yerden çöküyor. Böylece çökmesine bağlı olarak değerli arkadaşlar çökmesine bağlı olarak basamağa benzer bakın şurada gördüğünüz gibi basamağa benzer bir şekil oluşuyor. Şimdi beni iyi dinle. Burada sizlere altın değerinde bir şey söyledim. O da ne? Taraça oluşumunda çökme var. Peki bir arazi çökmüşse, bir arazi yükselmişse, biz o araziye arkadaşlar ne ad vermekteyiz? Epirojenez. Peki değerli arkadaşlar, epirojenez iç kuvvet miydi, dış kuvvet mi? Epirojenez değerli arkadaşlarım hatırlayalım, iç kuvvettir. Peki akarsu neydi değerli arkadaşlarım? Dış kuvvet. Akarsuyumuzda değerli arkadaşlar dış kuvvet olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki değerli arkadaşlar, hatırlayalım, oluşumunda hem iç hem dış kuvvetin etkili olduğu bir şekildir o zaman taraça. Tıpkı neye benziyor? Hem iç hem dış kuvvetin oluşturduğu şekil deyince arkadaşlar tabii ki de hiç kuşku yok ki arkadaşlar biraz önce konumuzda peri bacaları bu şekilde oluştu demiştik. O zaman bakın notumu ben buraya alıyorum. Diyorum ki oluşmasında hem iç hem dış kuvvetin etkili olduğu şekiller nelerdir diye sorduklarında cevabımız çok net bir şekilde arkadaşlar peri bacaları diyeceğiz ve tabii ki de değerli arkadaşlar taraça diyeceğiz. Peri bacaları ve taraça oluşmasında değerli arkadaşlarım hem iç kuvvetin hem de dış kuvvetin değerli arkadaşlar etkisi vardır. Hem iç kuvvet hem dış kuvvete bağlı olarak oluşan şekillerimiz peri bacaları ve taraçalardır. Peki şimdi dikkat. Bu akarsuyumuzun geçtiği yerde eğim az. Eğim az olduğuna göre arkadaşlar akarsu nereye aşındıracak demiştik eğim az olduğu yerlerde? Yana. Peki bu akarsu eğim az olduğu yerde yana aşındırıyorsa değerli arkadaşlar. Eğimin az olduğu yerlerde bu akarsuyumuz yana aşındırıyorsa. O zaman burada bir aşınma var. Artı taşıdığı alüvyelleri bakın arkadaşlar şöyle kıyılara doğru biriktirmiş. Nehrin geçtiği yerlerde kıyılara doğru biriktirmiş. O zaman burada aşınmanın yanında bir de biriktirme var. O zaman arkadaşlar dikkat. Bu taraça dediğimiz şekil hem aşındırma yapıyor hem biriktirme yapıyor. Peki hangi kuvvet başka arkadaşlar hem aşındırma hem biriktirme yapıyordu? Tabii ki de cevabımız arkadaşlar hiç kuşku yok ki burada Menderes olacak. O yüzden arkadaşlar buradaki detaylara dikkat edin diyelim sizlere. Hem aşındırma yapan hem biriktirme yapan şekiller nelerdir diye sorduklarında cevabımız değerli arkadaşlar tabii ki de net bir şekilde
Taraça ve arkadaşlar Menderes olacak. O yüzden bakın Taraça'nın ne kadar önemli bir şehir olduğunu arkadaşlar sizlere bir kere daha üstüne basa basa arkadaşlarım söylemeye çalışıyorum. Bu dediğime değerli arkadaşlarım bu açıdan dikkat edin diyelim sizlere. Peki şöyle bir daha bir toparlayalım. Bakın bir daha toparlayalım. Taraçalar basamak şeklinde merdiven şeklindeki arkadaşlar şekillerdir. Eğimin az olduğu Ege Marmara gibi yerlerde daha çok rastlanır. Taraçaların oluşmasında hem iç hem dış kuvvet etkilidir. Taraçaların oluşmasında hem aşınım hem biriktirme vardır. Hem aşındırma hem biriktirme yapan şekiller Taraça ve Menderes. Hem iç kuvvet hem dış kuvvetin oluşturduğu şekillerde peribacaları ve taraçalar olacak. O yüzden taraçalara çok fazla dikkat edin arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hatta güzel insanlar sizlere şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Onu da belirteyim. Bakın fotoğrafta görmüş olduğunuz Horst ve Graben var. Değil mi? Ege bölgesi. Horst ve Grabenler aynı zamanda gördüğünüz gibi birer taraçadır. Peki son bir soru daha. Taraçalara biz arkadaşlar hangi taraçalandırmayı biz hangi doğal afet dengelemek için yapmaktayız? Cevap erozyon. Bununla doğal afetlerde konuşacağız. Arkadaşlar taraçalandırmayı erozyonu engellemek için yapmaktayız. Bunu da buradan belirtmiş olalım arkadaşlar sizlere diyelim.